Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz saç fırçam. Bugün size saç fırçamı anlatacağım. Videoya başlamadan önce reklam içeriği yok, reklam anlaşmam yok, onu da belirtmek istiyorum. Bu sadece benim kullandığım, 5-6 yıldır kullandığım saç fırçası ve ben bunu nasıl kullanıyorum? Bir arkadaşım demişti, bunun da videosunu çeker misin diye. O yüzden çekiyorum. Onun için kısa çekmeye çalışacağım. Saç fırçamı anlatacağım. Bu fırçayı niye aldım? Neden aldım? Memnun muyum, değil miyim? Onu anlatacağım size. Kızlarım da geldi bu arada. Deren de saçına şöyle yapılmasını istiyor. Değil mi Deren? Genelde kıvırcık saçlı çocuklar saçlarının düzleşmesini isterler. Şöyle yapıyoruz Deren. Deren böyle şeylere çok düşkün. Gördünüz mü Deren'in saçını? Evet, Deren'in saçını yapıyoruz. Şimdi Deren'in saçını yapalım. Kızlarımın saçlarını yapacağım ileride ben. Saç fırçası. Evet. Çok güzel oldu değil mi kızlarımın saçları? Evet. Şimdi ben fırçamı anlatmak istiyorum. Fırçamın markası Arzum Superstar arkadaşlar. Arzum Superstar. Ben niye saç fırçası almaya karar verdim onu da anlatayım önce. Şimdi saçımı şu an biraz çok sarı değil ama sarı yapmaya karar verdiğimde benim normalde saçlarım siyahtır. Ve eskiden siyah saçımı yıka çık, hiç fön falan uğraşmam, dümdüz saçlarım vardı. Fakat saçlara işlem uyguladıktan sonra, işte saçı boyadıktan sonra saçlar keçeleşiyor. Yani bunu herkes biliyor zaten. O saçların bakıma ihtiyacı oluyor. Mutlaka ve mutlaka fön çekilmesi gerekiyor. Fönsüz işe gidemiyorsun. Fönsüz evde bile duramıyorum yani. Düşünün yani. Hani işi geçtim. Evde eşinin karşısına veya aynanın karşısına geçemiyorsun. O yüzden en rahat ne alabilirim? Ne alabilirim? Araştırmaya başladım. Tabii ki nereden araştırdım? Her zamanki gibi YouTube'dan araştırdım. Saçımı nasıl düzleştirebilirim? Ki benim bu tarz aletlerden iki tane daha var. Saç düzleştiricim var. Bir de saçı kıvırcıklaştıran aletten var. Üçünden de var yani. Bu fırça gündelikte kullandığım çok rahat bir fırça. Bu fırçaya geçmeden önce bunları kullanırken niye dikkat ediyoruz? Bütün bu kurutma, kıvırma, düzleştirme aletlerin hepsinde saçın kuru olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eğer ıslak saçla yapmaya kalkarsanız saçınızı yakarsınız. Şimdi ben bu fırçadan niye memnunum? Bu fırça benim saçımı hiç yakmıyor ve kullanımı çok rahat. Bunu fişe takıyorsun. Fişe taktıktan 10 dakika sonra ısınıyor. Şimdi onu anlatayım size. Fişe takıyorum. Ne yapıyorum? Şurada 3 tane düğmesi var arkadaşlar. 1, 2, 3 tane düğmesi var. Şu görülen düğmeye uzun süre bastığın zaman cihaz açılıyor ve şurada bir ışık yanıyor. Yani kaç derece olduğu yanıyor. Ben fişe takayım öyle anlatayım size. Evet. Cihazı fişe taktım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şuradaki düğmeye uzun süre basıyorsunuz. Gördünüz mü? 220 yazıyor arkadaşlar. Şimdi şu eksiye basınca bu ısısını düşürebiliyoruz. Görüyorsunuz. 170, 160, 150, 140. En düşük 140'a kadar ısı düşebiliyor. Fakat ben kullanımda 220'yi kullanıyorum. En yüksek hangisiyse onu kullanıyorum. O zaman kullanımı daha rahat oluyor arkadaşlar. Evet, şu an 220'de. Bunu bu şekilde 220'de bir 5 dakikanın üzerinde bekliyorum. Yani şimdi bunu taktım hemen saçıma kullanmıyorum arkadaşlar. 5 dakikanın üzerinde bekliyorum. Bekledikten sonra saçıma kullanıyorum. Bir de işim bittikten sonra düğme kapanmıyor. Yani kapatamadım daha doğrusu. Şöyle bir rivayet var, ben birkaç yerde de izledim. Şuraya çok uzun basarsanız kapanır ki ben denedim olmadı. Genelde fişten çekerek kapatıyorum ben. Onun dışında uzun bir kablosu var. 1,5 metre olabilir bir kablo. Biz bunu alırken bize şey denmişti. Şu bölümler seramik arkadaşlar. Seramik olduğu için saçı böyle şey yapmıyor. Elektriklendirmiyor. Saç hiç elektriklendirmiyor. Bakın. Gördünüz mü? Hiç elektriklenme yok. Ve saçı yakmıyor.
En güzel özelliği de bu zaten. Zaten fişten çekince de kapanıyor arkadaşlar. Öyle yapıyorum. Ben öyle kullanıyorum yani. Yoksa bir kapama şeyini ben göremedim yani. Onun dışında şurada bakın esnek, her dönemine oynayabiliyor. Öyle bir sıkıntısı yok. Yani kablolarda kopma, herhangi bir şey olmadı. Öyle bir sıkıntım da olmadı. Çok memnunum o anlamda. Dediğim gibi şu ortadaki şu bölümler seramik olduğu için saçı elektriklendirmiyor, saçı yakmıyor. Saçı kırmıyor, kırma da yapmıyor. O anlamda da çok memnunum fırçamdan. Bu fırçayı sizlere önerir miyim? Kesinlikle ve kesinlikle öneririm. Niye ben bu fırçayı sizlere öneririm? Çalışıyorsunuz ve hafif kıvırcıkta saçlarınız var ve saçlarınızı düzleştirmek istiyorsunuz. Ve düzgün durmasını istiyorsunuz. Yani kaliteli durmasını istiyorsunuz. Çünkü bu fırçayla saçtan şöyle bir geçildiği zaman bakın saç akıyor yani. Şöyle güzel duruyor saç. Böyle düzgün durmasını istiyorsunuz ve her gün duş alıyorsunuz ve işe gidiyorsunuz. İş yerinde de böyle keçeli bir saçınız olsun istemezsiniz değil mi? Keçeli bir saçınız olmasını istemiyorsanız bence bu fırçayı alın arkadaşlar. Kullanımı çok rahat. İnanın saçınız kurduktan sonra 10 dakikanızı almıyor. Fişi takıyorsunuz, 5 dakika bekliyorsunuz. 5 dakikadan sonra gidin saçınızı yapın. 10 dakika sürmüyor arkadaşlar. Eğer saçınız uzunsa 10 dakika sürebilir ama benim şu saçımda 10 dakika sürmüyor. Bir de 10 dakika sürsün. Saçınız keçeli keçeli dolaşmaktansa bence bu fırçayı alıp daha düzgün dolaşmayı tercih edersiniz eminim. Biz bayanlar olarak hem kendimize hem karşımızdaki insanlara saygımız olması gerekiyor. Kendimize saygınlığımızı kaybetmemek için saçlarımıza, yüzümüze, kendimize bakım yapmamız gerekiyor. Ha kesinlikle vücudumuza da bakım yapmak gerekiyor ama o diyetten geçiyor. Diyet de bende bu aralar çok sıkıntılı, bunu biliyorsunuz. Diyet yapma özürlüyüm. Daha ne söyleyebilirim bu fırça için? Gerçekten güzel bir fırça. Kullanımı çok rahat. Gündelik kullanmaya çok güzel. Ve kesinlikle gündelik kullanmada, dolabınızda, evinizde, banyonuzda böyle bir fırçanızın olması gerekiyor bayanlar. Hele bir de çalışıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu fırçaya sahip olmalısınız. Evet, fırçanın markası. Arkadaşlar fırça markası önemli değil. Daha güzeli vardır, daha iyisi vardır, onu alırsınız. Hani ben gelin bu markayı alın demiyorum ama bu fırçadan alın derim sizlere arkadaşlar. Bu fırça tarzlarından alın yani gerçekten kullanımı çok rahat. Benim fırçayla ilgili size anlatabileceklerim bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Söylemeyi unutmuşum. Videonun sonunda saçımı nasıl düzleştirdiğimi videosunu çektim. Onu da izlemeden geçmeyin.